bilim insanları ev sahibi yıldız tarafından yutulan bir gezegeni ilk kez gözlemledi. Kozmik olay yaklaşık 12 bin ışık yılı uzaklıktaki Avuyla takım yıldızının yakınında görüldü. Hakemli Bilimsel Dergi'de yayımlanan araştırma makalesinde bu gözlemin dünyanın sonunun nasıl geleceğine dair de fikir verdiği ifade ediliyor. Bir yıldızın yakıtı sayılabilecek hidrojeni bittiğinde bir dönüşüm meydana geliyor. Yıldız önce kendi üzerine biraz çöküyor ve sonra genişleyerek 1 milyon kat daha büyük hale geliyor. Kırmızı dev adı verilen bu genişleme aşamasında yıldızların kendilerine yakın gezegenleri yutmaları bekleniyor. Bir yandan bu süreç daha önce hiç doğrudan gözlemlenmemişti. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden araştırmacı Kisalay'da gezegeni yutmasının son aşamasını gözlemledik diye konuştu. 2000 ölçümüne göre yıldız, Güneş'in kütlesinin 0,8 ila 1,5 katıydı. Yuttuğu gezegense, Güneş sistemindeki en büyük gezegen olan Jüpiter'in kütlesinin 1 ila 10 katına sahipti. Olayda toplamda Dünya'nın kütlesinin 33 katına eşit hidrojen ve yine Dünya'nın kütlesinin 3'te 1'i kadar toz açığa çıktı. Araştırmacılara göre bu gözlemler, Dünya'nın da muhtemel sonuna işaret ediyor. Zira Güneş'in yaklaşık 5 milyar yıl içinde kırmızı dev evresine girmesi bekleniyor. Bu evrede Güneş'ten gelen radyoaktif parçacıklar o kadar artacak ki Dünya'nın manyetik halkanını aşındıracak. Bu da yeryüzündeki canlıların radyoaktif parçacıklara karşı korunaksız kalacağı anlamına geliyor. Bunun ardından Güneş genişlemeye başlayacak ve muhtemelen Dünya'yı yutacak. Merkür, Venüs ve muhtemelen Mars da bu süreçte Dünya ile aynı kaderi paylaşacak. Dünya'nın geleceğini görüyoruz ifadelerini kullandı. Eğer başka bir uygarlık, Güneş Dünya'yı yutarken 10 bin ışık yılı uzaklıktan bizi gözlemleseydi, Güneş'in bir miktar maddeyi dışarı atarken aniden parladığını, ardından eski haline dönmeden önce etrafında toz oluşturduğunu tespit ederdi. Gökbilimciler ilk kez ışık parlamasını ölmekte olan bir yıldızın yörüngedeki dünyalarından birini yutması ve yok etmesi olarak tanımladılar. Bu fenomen uzun süredir teorize edilmiş olsa da, sonunda onu eylem halinde gözlemlemek, yıldız dramatik ölüm sancılarına girerken, orijinal boyutunun yüzlerce katına kadar şişerek ve yoluna çıkan her şeyi yutarken, gökbilimcilerin bir gezegen sistemine ne olduğunu anlamalarına yardımcı olacaktır. Dış malzemesini fırlatıyor ve sıcak bir şekilde parıldayan bir yıldız kalıntısına çöküyor. Önceki gözlemler, bu gezegensel yutulmalardan birinin hemen öncesi ve hemen sonrasındaki aşamaları yakaladı, ancak bu hareketin Dünya'dan sadece 12 bin ışık yılı uzaklıkta ilk kez görüldüğü zaman. Orada, bir yıldızın parlaklığı hızla 100 kat arttı ve ardından hızla solarak aşırı parlak, uzun ömürlü kızılötesi ışıkla parladı. Bu Güneş'in yaşamının sonunda ne olacağını açıklayan modellerle tutarlıdır ve bilim adamlarının Samanyolu galaksisinin küçük köşemiz için. Son günlerle ilgili daha ayrıntılı tahminler oluşturmak için kullanabilecekleri bilgileri verir. MIT Kavli Astrofizik ve Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nden astrofizikçi Kisalay de Dünya'nın geleceğini görüyoruz diyor. Güneş Dünya'yı yutarken başka bir uygarlık bizi, 10 bin ışık yılı uzaklıktan gözlemleseydi, Güneş'in bir miktar maddeyi dışarı atarken aniden parladığını, ardından eski haline dönmeden önce, etrafında toz oluşturduğunu görürlerdi. Güneş gibi bir yıldızın ölümü, oldukça vahşi bir süreçtir. Samanyolu'ndaki diğer yıldızların hayatlarının, çeşitli evrelerinde gözlemleri bize bunun, nasıl olduğunu gösterdi. Yıldızın çekirdeğinde yakacak hidrojen yakıtı tükenirken, füzyonun dışarıdaki basıncı ile içerideki yerçekimi basıncı arasındaki hassas denge çözülmeye başlar. Çekirdek, yıldızın dış katmanlarından merkeze doğru daha fazla hidrojen getirerek, çekirdeğin etrafındaki bir kabukta yoğunlaşarak büzülmeye başlar. Sıvı ve basınç nedeniyle bu hidrojen kabuğu kaynaşmaya başlar ve yıldızın dış katmanlarını orijinal boyutunun yüzlerce katına kadar şişiren ekstra ısı üretir. Ancak öncekinden daha ince olan dış katmanlar, spektrumun daha kırmızı olan ucuna doğru soğuyor.
bu kırmızı dev olarak bilinen şeydir. Yıldız, genişleyen dış malzemenin yolundaki her şeyi içine alacaktır. Burada, Güneş sisteminde, bu sürecin birkaç milyar yıl içinde gerçekleşmesi bekleniyor ve, Güneş'in Mars'ın yörüngesine kadar genişleyerek yolda Merkür, Venüs ve Dünya'yı yutacağı tahmin ediliyor. Ve meslektaşları, gezegenlerinde boğulan, ölmekte olan bir yıldızı aramaya çıkmadı. Bunun yerine de, gökyüzünü optik ve kızılötesi dalga boylarında inceleyen, Zaki Transient Facility tarafından toplanan verileri tarıyor, o kadar yakın yörüngelerdeki ikili yıldızları arıyordu ki, bunlardan biri diğerinden malzeme çekiyor, bu süreç ışık parlamaları yaratıyor. Bir gece, bir hafta boyunca 100 kat parıldayan bir yıldız fark ettim diyor. Hayatımda gördüğüm hiçbir yıldız patlamasına benzemiyordu. Nesnenin kimyasal bileşimini incelemek için, optik ve kızılötesi kek gözlemevinden alınan verileri kullanarak, daha yakından bakıldığında daha fazla tuhaflık ortaya çıktı. Yıldız, plazma değiş tokuşu yapan yıldızlardan bekleyeceğiniz, sıcak hidrojen ve helyum yerine soğuk bir ortamla, daha tutarlı olan titanyum oksit ve vanadyum oksit gibi element belirtileri gösterdi. Kızılötesi Palomar Gözlemevi ile yapılan diğer gözlemler bunu doğruladı. ZTF-SLRN 2020 adlı patlamada her ne olduysa, bu bir ikili yıldız değildi, bu da patlamanın başka bir şey olması gerektiği anlamına geliyordu. Bilimsel literatüre bir bakış, ışığın çiçek açma, ölme ve soğuk bir malzeme olarak, kızılötesi parlayarak oyalanma şeklinin, ikili yıldız çarpışmasının sonucu olan, kırmızı nova olarak bilinen bir patlama türüyle, tutarlı olduğunu gösterdi. Ancak ürettiği enerji, bir kırmızı novadan beklediğinizden çok çok daha küçüktü, aslında enerjinin yaklaşık binde biri. Ve bu yapbozun son parçasıydı. Bu yıldızla birleşen her şeyin, gördüğümüz diğer tüm yıldızlardan, 1000 kat daha küçük olması gerektiği anlamına geliyor. Ve Jüpiter'in kütlesinin Güneş'in kütlesinin yaklaşık, 1000'de biri kadar olması mutlu bir tesadüf. İşte o zaman anladık. Bu yıldızına çarpan bir gezegendi. Kibin analizine göre, gezegen genişleyen bir kırmızı dev tarafından yutularak ve çekirdeğine doğru düşerek, Jüpiter'in kütlesinin yaklaşık 10 katı kadar bir maksimum kütleye sahip olacaktı. Yıldız gezegeni yutarken, genişleyen dış kabuğu soğumaya devam etti ve, yıldızın etrafında Palomar Gözlemevi tarafından gözlemlenen uzun vadeli kızılötesi imzayı veren bir toz bulutu oluşturdu. Thank you.